sistemin revize edilerek bunun daha uygun bir şekilde hem dış ülkelerde itibarımızın korunarak hem iç siyasetin, iç devlet sorunlarımızın güçlendirilmesine yarayacak bir düzene oturtmak. Parlamenter sistemi kaybetmekten çekincemiz var. Ve anayasanın biliyorsunuz üzerinde yapılacak olan değişiklikler 7 Haziran'la 1 Kasım arasında malumunuzdur. İlk 4 maddenin değişmesine kadar görüş birliğine varanlar oldu. Anayasadaki o ilk 4 maddenin değişmemesi, milliyetçi anayasanın baki kalması, Cumhurbaşkanlığının yetkilerinin belki tekrar gündeme getirilerek bu konuda çalışma yapılması ama adı başkanlık sistemi aldığı altında daha bizi uçuruma sürükleyecek olan sistemin önüne geçme noktasında çabalarımız mevcut. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz. Çok güzel konuştunuz. Gerçekten ben yani benim gibi düşünüyorsunuz algısı edindim. Yalnız bir şey çok merak ediyorum. Mesela mücadelede hep kadın örgütleri, kadın örgütleri dediniz de hani özür dileyerek soruyorum. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadın kolları var herhalde değil mi? Ama mesela bu erken yaşta evlilik, işte bu yasa cinsel istismarla ilgili yasa değişikliği önergesinden siz meclisten tabii yapmışsınız ama sizin kadın örgütleriniz ne yaptı mesela? Veya diğer çok güzel anlattınız mesela Atatürk'ten bugüne, gerçekten çok mutlu oldum bunları sizden duymaktan. Sizin kadın kollarınız ne yaptı yani mesela, neden hiç duyamadık, niye hiç göremedik hani bir eylemini, bir söylemini, bir çalışmasını alanlarda veya ne bileyim hani niye hiç denk gelmedi? Yani çok dolaşıyorum, çok geziyorum, neden hiç denk gelmedi bana mesela bir MHP kadın kollarından birinin ya bu yasa şöyledir, imza kampanyası topladık veya şöyle yaptık diye. Çok teşekkür ederim. Evet. Cevap verirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Aslında kadın kolları genel koordinatörümüz Nevin Taşlıçay hanımefendi bir açıklama yaptı. Aynı zamanda genel başkanımızın baş danışmanıdır. Güzel de bir açıklama yaptı. Bayağı da sert bir açıklama yaptı. Ama maalesef bizi çok fazla her televizyon kanalında, her gazetede göremezsiniz. Biz sesimizi duyamamaya çalışırız. Örneğin bu aile bütünlüğü komisyonunda da, çocuk istismarları komisyonunda da görevli olan bendim. Yine çocuk istismarları komisyonunun kurulması aşamasında reddedilen önergeyi, araştırma önergesini hazırlayan bendim. Herhalde ondan haberdarsınız değil mi? Önergemiz reddedilmişti Karaman olayından sonra. Ama bunları çok göremezsiniz. Hatta tam tersine mesela aile bütünlüğü komisyonunda bu son gelen önergeye zemin hazırlayan bir kararı olduğundan bahsetmişlerdi. İşte 5 yıl evlilikleri takip edelim, sorunsuz evlilikleri işte denetimli serbestlikten yararlansın gibi bir karar çıkarmıştı. Ve benim o konuda 2 sayfalık şerhim olmasına rağmen ve şerh raporumu paylaşmama rağmen bir gazetede köşe yazarı arkadaş AKP ile MHP buna ortak imza attı. İşte de yani hakaret savuruyordu oradan. Maalesef yani yapmadığımız bir şey için suçlandığımız gibi yaptığımız şeyler de maalesef gösterilmiyor. Çocuk istismarlarını ile ilgili olan araştırma komisyonunun bitiminde 18 sayfalık bir şerhim var. Önceki komisyondan ağzımız yandığı için bu şerhi bütün gazetelere yolladım. Sadece Cumhuriyet yazdı. Teşekkür ediyorum. Onun dışında ne Sözcü, Orta Doğu yazdı bir de bizim. Ne Sözcü, ne Hürriyet, ne Milliyet, ne Habertürk, gazeteler, televizyonlar da aynı şekilde. Yani maalesef Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu konuda basının bir ortak tavrı var herhalde ki bizi çok fazla çıkarmıyorlar. Oysa biz her yerde fırsat bulduğumuz her konuda konuşuyoruz. Beni davet eden her yere katılıyorum. Baroların bu ikinci kez katıldığım çalışması. Bundan kısa bir süre önce de çocukların korunması ile ilgili bir programa katılmıştım. Maalesef bizi duyamıyorsunuz çünkü duyulmuyorlar. Bazen de söylediklerimiz böyle cımbızla çekiyorlar. Genel başkanımıza çok yapıyorlar onu. Cımbızla çekip işte birkaç kayda değer buldukları cümleleri arka arkaya gelince de bayağı bir farklı bir yorum çıkıyor ondan sonra. Bunlar bizim yaşadığımız sorunlar ama
kadın örgütleriyle ilgili kısma gelince, kadın dernekleriyle ilgili, zannediyorum o konuda biz zayıfız, zayıflığımızı kabul ediyorum. Bizim örgütümüz çalışıyor ama çok sessiz, sedasız çalışıyor. Yani sokaklara gidip protesto yapma noktasında sizler kadar çok becerikli değiliz herhalde. Biz isterdik ki parti olayı değil, MHP siyasi. Evet, ortak yani kadınlarla çocuklarla ilgili konuda. Kadınsız hiçbir şey olmaz. Kadın Türklerin masla olmaz. Atatürk'ün yanında da kadınlar vardı. Kadınlarla savaşı kazandık. Şimdi de biz kadınlar toplandığımız zaman, el ele verdiğimiz zaman her şeyi başarırız. Evet, ben sizden onu söyledim. Mecliste yani sizlerin de Yasemin Hanım'ın da için geçerli. Yani sizin için değil. Yani biz de, biz mecliste gelip konuşamıyoruz, bağıramıyoruz. Ama sizler bizim adımıza, bizi temsilen. Orada sesinizi yükselseniz her şeyi başarırsınız. Ben buna gerçekten inanıyorum yürekten. Yani bizler siz temsil ediyorsunuz mecliste. Bütçe görüşmeleri nasıl öbürleri bas bas bağırıyorsa sizler de çıkın bağırın ya. Ya ne olacak? Biz sokakta mücadeleyi veriyorsak siz de orada yapın bunu. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bir soru da orada var. Ben ama hanımefendinin ısrarı ve inancı için çok teşekkür ediyorum. Bu biraz da yapı meselesi herhalde. Biz çok fazla, en azından kendi adıma söyleyeyim, ben çok bağırabilen bir insan değilim. Ben terapistim, kognitif ve davranışçı terapistim. Yani ben söylenmesi gerekenleri söylerim de bazen onu diyorum. Otururken veya kalkarken işte ben diyorum yükleneceğim hükümete. Tamam diyorlar, sonuna kadar yüklen, çıkıyorum, konuşuyorum. Ya diyorlar, hem konuştun, yüklendin, hem de önerge geçti. Nasıl oldu? Bazen böyle maddeler şeyimliyor. Aslında benden alakası yok. Ben söylenmesi gerekenleri usul usul söylerim. Ama bağırma konusunda çok başarılı olabileceğimi sanmıyorum. O zaman işiniz zor. Yok, zor değil. Bence meclisin gelmesi gerektiği nokta o. Ha, bazen ateşli tartışmalar olur. Olmalıdır da. Ama herkes bağırırsa birbirimizi anlayamayız. Biraz da sakince anlatıp karşı tarafın dinlemesine fırsat verip, ama karşı tarafın da dinlemeyi öğrenmesi gerekiyor. İstediyor zaten, bağırarak her şeyi hallediyorlar yani. Evet. Evet. Başka var mı? Var. Bir soru da orada var. İki soru da. Açık. Hoş geldiniz hoş öncelikle. Avukat Gülerkaya, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesiyim aynı zamanda. Siz şöyle bir şey söylediniz. Bizim hani inandığımız değil ama maalesef olmasını istediğimiz bir pozitif ayrımcılık kavramı var. Bugün 5 Aralık kadına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının maalesef ünlem içinde söylüyorum. Atatürk tarafından bize başkanımız da söyledi. Bahşedildi. Esasında bizim hakkımızdı. Ama Atatürk olmasaydı biz belki bunun mücadelesini yıllarca verecektik. Şu anda meclisin zannediyorum oran olarak yüzdesi, kadın yüzdesi anlamında düşündüğümüzde meclisin ilk yıllarındaki rakama dahi ulaşamadı. Şu an bir pozitif ayrımcılık kavramının kabul edildiğini bütün partiler bazında ve sizin şahsınıza MHP açısından düşündüğümüzde pozitif ayrımcılık olsaydı ve mecliste şu anda farazi 550 milletvekili hani olduğunu kabul edersek, bunun 225'inin kadın olduğunu düşündüğümüzde, biz 10-15 gün evvel yaşadığımız bütün kadın ve erkek Türk vatandaşları olarak protesto ettik. Şiddetle karşı çıktık. Kadınız ve kız çocuklarımız var. Daha ötesi aynı şekilde mağdur olan erkek çocuklarımız var. Nasıl bir meclis olurdu ve biz bunları başka türlü tartışıyor olur muyduk? Ve pozitif ayrımcılık maalesef yine de bizim için önemli bir kavram ve olması gereken bir kavram mıdır bu bağlamda düşündüğünüzde? Evet. Aslında pozitif ayrımcılığı çok da onaylamadığımı söylemiştim. Çünkü pozitif ayrımcılık kelime oyunuyla yapılmış, kadınları toplumdan ayrıştıran bir uygulama. Ama daha farklı bir isimlendirmeyle, yani kadınlara ve erkeklere eşit değer verilip, eşit güç ve hak tanıyarak kadını olması gerektiği konuma getirme çabası çok önemli. Bu arada tabii ki geldiğimiz nokta, şöyle bir baktığımızda
çok çok zayıf, çok aşağıda bir noktadayız. Kadına erkek sayısı eşit olsaydı ne olurdu? Bence çok güzel olurdu. Meclisin işleyişi de daha farklı olabilirdi. Alınan kararlara da bu yansırdı. Çünkü kadınla erkek beyni farklı çalışır. Yani kadınlar daha sezgiseldir. Erkekler daha mantıksaldır. Yeri geldiğinde kadınlar da mantığını tabii ki kullanır. Bu tamamen ayrıştırma değil, sakın yanlış anlamayın. Bu bizim değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Sungur'un da anlattığı bir ifadedir. Hormonal yapılarımız, olaylara bakış açımız, kavrayışımız zaman zaman farklılık gösterebilir erkekçesi. Bu da bir zenginliktir. Eşitlik veya eşitsizlik noktasında sakın bunu algılamayın. Bu çok farklı bir şey. Kadınlar her şeyden önce annedir. Anne olamayan bir kadın dahi olamamış olabilir. Annelik içgüdülerine sahiptir. Yani bir canın dünyaya nasıl geldiği, o canın ne kadar değerli olduğu, o canın nasıl korunması gerektiği noktasındaki hassasiyeti sebebiyle aslında kadınlar erkeklerden çok daha korumacı, biraz daha barışa yönelik, daha cana değer veren kararlar alma yetisine sahip bir cinstir diyeyim artık, kadın ve erkek. Kadınlar eğer parlamentoda eşit olsaydı erkeklerle birlikte veya tüm çalışma hayatında veya ekonomide, istihdamda, her yerde eşit olsaydı, bugün dünyanın bulunduğu nokta bence şu andaki bulunduğumuz nokta olmazdı. Çok daha farklı bir konumda olurduk diye düşünüyorum. Ve bunu bir gün elde ettiğimizde zannediyorum o zaman farkı yaşayarak göreceğiz. Benim de itiraz hakkım var diye düşünüyorum ama siz güzelsiniz. Çok tartışmalı şeyler söylediniz. Konuşmak gerekiyordu. Siz ayrılmak durumundasınız ama pozitif ayrımcılık konusunda, kadınların, erkeklerin beyinlerinin farklı işlediği konusunda... Hormonal yapıları sebebi. Hormon beyin demek değildir. Yani sosyalleşme başka bir şey. Ama gidiyorsunuz yani şu anda. Yok, ben çok... sizi dinledim. Yok yani hani en az bir yarım saatte kalmanız lazım. Bunlar çok gerçekten tartışmalı ve reddedilmesi gereken şeyler. En azından benim açımdan. Yani keşke kalabilseydiniz, hepimizi dinleseydiniz. Sayın hocam, ben sizin fikirlerinize de, söyleyeceğiniz her şeye de çok değer veriyorum. Kalmayı da Keşke kalabilseydiniz. Ama konuda tartışıp bir uzlaşma yolu. Bir gün sizi dinlemeyi çok isterim. Çünkü eğer benim... Yani şöyle söyleyeyim. Hiç kimse hatasız değildir. Mutlaka farklı pencerelerden bakabiliriz. Yanlış değerlendirebiliriz. Bir başkasına göre yanlış olabilir. Veya nihayetinde alanlarımız farklıdır. Çok daha bir farklı bakış açısıyla olayları daha farklı görebiliriz. Ama sizin gördüğünüz taraf benim için çok değerli. Yani hani görüş zamanda, farkları ayrı bir şey, evet. Ama pozitif ayrımcılık uluslararası bir terimdir. Bir uydurmaca değildir. Türkiye'de pozitif ayrımcılık hemen hemen hiçbir yerde uygulanmıyor. Uygulandığı yerlerde de arkadaşım anlatmaya çalıştı. Evet. Yani Türkiye'de olmayan bir uygulamayı eleştiriyorsunuz. Zaten yok. Olmadığı için de böyle bir durumdayız. O nedenle belki pozitif ayrımcılık nedir diye baştan konuşmak gerekirdi. Olabilir. Belki de iktidarın sürekli pozitif ayrımcılık diyerek de yaptığı yanlışlar yanlış sebebiyle konuş. Evet, olabilir. Ama benim bu Türkiye'deki pozitif ayrımcılık adı altında yapılanlara eleştirimdir bu. Yapılan ne? İşte yapılmayanlar. Yapılıp da tersi yok yapılanlar. Yok ki, öyle bir yasal düzenleme, evet. Yok pozitif ayrımcılıkla ilgili. Evet. Bir soru daha var. Evet. İzninizle arkadaşımız el kaldırıyor. Son soru olsun. Adım Dilay Çetin. Öncelikle konuşmanızın yarısını dinleyebildim. Ama güzeldi. Teşekkür ediyorum konuşmanız için. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Kadınlarımız toplumumuzun kalkınmasında lokomotif görev görmesine rağmen birçok konuda, ayrımcılıktan tutun, yaşamda herhangi bir konuda daha çok mağdur olmakta ve bunun için kendi mücadelesini verirken, yine sokakta olsun, başka alanlarda olsun, mücadele verirken
En çok da tabii sokağa çıkma görevi yine kadınlarımıza düşüyor. Bu konularda farkındalık yaratmak için, kendi sorunlarına sessiz kalmamak için. Mecliste takipçisi olduğumuz vakit bu konuların verilen sözlerin olsun, önerilerin olsun, yapılan çalışmaların olsun, ileriye dönük olmasına rağmen günümüz koşullarında bakacak olursak çok da yerine getirilmediğini görüyoruz. Yani birçok konunun kadın hakları olsun, eğitim olsun, hatta çocuk hakları olsun, yapılan çalışmaların yerinde saydığını görüyoruz. Sizce bunun, yani bu konulardaki çalışmaların yerinde saymaması, daha yapıcı, daha kalıcı ve daha etkili çalışmalar yapılabilmesi için neler yapılabilir, neler yapılmalıdır, ne gibi çalışmalar yapılmasını istersiniz? Siz kendi zaviyenizden, bakış açınızdan öğrenmek istemiştim. Teşekkür ederim. Ben kendi bakış açımdan baktığımda 20 yıllıkta bir eğitimciliğim var. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı farklı kurumlarda çalıştım. Eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. En baştan, anaokulundan başlayarak kadın erkek fırsat eşitliği noktasında, toplumsal cinsiyet algısında yapılması gerekenler noktasında, en küçük yaştan başlayarak aileleriyle birlikte insanlarımızın eğitilmesi gerekiyor. Ama daha üst kademelere çıktığımızda, çok ayaklı yürütülmesi gereken bir çalışma. Ya burada hem kültüre etkide bulunacaksınız, hem de çıkarttığınız yasalarla toplumun işleyişine etkide bulunmanız gerekiyor. Yasa çıkarıcıların da bazı şeyleri yaparken ben yaptım oldu şeklinde değil, multidisipliner yaklaşımlarla çalışarak yapması gerektiğine inanıyorum. Yani bir önerge, bir yasa hazırlanıyor ama milletvekili olmuş arkadaşlar, tamam, onların da bir mesleki tecrübesi vardır, eğitimleri vardır ama nihayetinde sahadan uzaktırlar. Sahada neler olup bitiyor, bunların araştırılması gerekiyor. Sahadaki uygulamacılarla konuşularak uygulamacıların bu konuda karşılaştığı sorunlar, gördükleri aksaklıklar neler, bunların bir kere belirlenmesi gerekiyor. Sahadan toplanan donelerle, verilerle birlikte yine çok değerli akademisyenlerimiz, derneklerimiz var. Bunlarla birlikte oturup çalışılarak en iyi yasa nasıl hazırlanabilir? Bu konuda çalışılması gerekiyor. Çok önemli. Çok hızlı hayata geçirilemiyor çünkü yapılan yasalar maalesef kitaplarda duruyor. Uygulama alanında ne gibi sorunlarla karşılaşacağı üzerinde çok fazla durulmadığı için, çıkacak sorunlar ne gibi risklerle karşılaşılacağı da düşünmediği için o yasayı çıkarıp o noktada bırakıyorlar. Ama önemli olan ondan sonra o yasanın işlerliğinin ne durumda olduğu. Yani uygulamacılar onu uygulayabiliyorlar mı? Aralarındaki iletişim nasıl? Birbirlerinden haberdarlar mı? Ve nihayetinde bu yasaların uygulanışında, yönetmeliklerin çıkarılışında birbirini çürüten, uyum sağlamayan yeni sorunlarla karşılaşıyor mu? Bunların bir kere bilinmesi lazım. Maalesef yasa koyucu yasayı çıkarıyor, uygulamacıyı kendi kaderiyle baş başa çıkarıyor. Denetim yok. Denetim olmayınca işleyiş hakkında da, gidişat hakkında da bir bilgi sahibi olmuyor. Orada kaynaklanıyor. Elbette, yani ben en azından aldığım konuşmalarda mümkün olduğu kadar dile getiriyorum. Yine çalıştığım komisyonlarda dile getiriyorum. Komisyonlarda yazdığımız şerh raporlarında dikkate sunuyoruz. Mesela o aile bütünlüğüyle ilgili o 5 yıl evlilikleri izleyelim de nasıl gidiyor bakalım, olmadı çıkartalım denilen kısımla ilgili benim önerim orada raporda yazar. Eğer bu konuyla ilgili bir çalışma yapılacaksa kimler olmalı? Türk Psikiyatristler Derneği, Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri Derneği, Türk PEDERE, Türk Psikologlar Derneği, Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği ve sosyolojiden, özellikle aile sosyolojisinde uzmanlaşmış akademisyenler tarafından oturulup çalışılarak yapılması gerekir diye benim orada şeyim var. Yine bir konuşmamda yine mecliste dile getirdim. Siz, dedim, hani bazı mağduriyetleri çözeceğinizi iddia ediyorsunuz ama erken yaş evliliğiyle ilgili bir mağduriyeti çözmek istiyorsanız önce erken yaş evliliğini sıfırlamanız lazım.
Ondan sonra mağduriyetlere nasıl yaklaşılır? Yani bunu bu şekilde sürekli dile getiriyoruz, engel olmaya çalışıyoruz, yazılar yazıyoruz. Ama siz nasıl sokaklarda çaba sarf ederken bir yerde tıkanıp kalıyorsanız, maalesef biz de mecliste bir yerde tıkanıp kaldığımız belli noktalar oluyor. Ama biz mücadele etmeye devam ediyoruz, yılmayacağız. Bu şekilde işliyor. Ben değerli konuşmacılarımızın çok vaktine sebep oldum böyle ama. Sayın Deniz Depboylu'ya katılımı için çok teşekkür ediyoruz. Mazereti nedeniyle aramızda ayrılmak zorunda.